Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu aile günü dolayısıyla düzenlenen programda 81 ilin gönül elçileri olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Çocuklara verilecek en güzel hediyenin bir aile olduğuna dikkati çeken Erdoğan bir kez daha koruyucu aile olmanın önemini vurguladı. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı. Ne mutlu ki koruyucu aile kapasitemiz her sene yaklaşık %12'lik bir artış gösteriyor. Benim 3 tane de oğlum var. Allah nasip kısmet etti. 2 de kızımız oldu. Bir çocuğa anne baba olmak biyolojik sebeplerle değil de hani merhametle olmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Beştepe'de koruyucu aile günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşma yapan Emine Erdoğan bir kez daha koruyucu aile olmanın önemine vurgu yaptı. Hayatlarına dokunduğunuz çocuklarımızın bendiğinde yalnızlığın mahzunluğu değil, sevginin ve aidiyetin gücü kök salıyor. Merhamet ve şefkatiniz minik kalplerinin etrafına acı geçirmez sağlam bir zırh örüyor. 10 yıldır koruyucu ailelik yapıyorum. 2 kızım, bir oğlum var. Bunlar topluma kazandırmak, aile olmak çok iyi bir şey. Çok çok güzel bir duygu. Hani bunu yaşadıkça anlayacaklar. Erdoğan 30 Haziran koruyucu aile günü vesilesiyle düzenlenen programda 81 ilin gönül elçileri olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Programa Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı. Koruyucu aileyiz çok şükür. 4 yıldır bir oğlum var. Bir de 1,5 aylık bir kızım var. Hiçbir çocuk yuvada kalmasın. Hepsinin anne babası olsun. Hepsi bir aile sıcaklığıyla büyüsün. Ben bekarken başlamıştım. 8 yıl oldu. Bir yıllık evliyim. Şimdi bu sürece eşim de dahil oldu. Bence her çocuk aileyle büyümeyi hak ediyor. İstiyordum zaten hani böyle bir dokunuş yapmayı. Devletimizin de bu projesi çok güzel oldu. Bu sayede karar verdik, aldık. Çok da mutluyuz. Onsuz yapamıyoruz. Erdoğan aile kurumunun önemine de dikkat çekti. Aile güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır. Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir. İsrail zulmü altında yaşama mücadelesi veren çocukları da unutmayan Erdoğan bir kez daha dünyaya seslendi. Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Gazze'nin 6 bir çocuk mezarlığı, üstü ise dünyanın en büyük yetimhanesine dönmüş durumda. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşma yaptı. Çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Koruyucu ailelerimizin destekleriyle milletimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızı büyük bir özenle yetiştiriyoruz. Bu çocukların kardeş olanları var, olmayanları var. Bunların hep beraber çok güzel, şefkat dolu ellerde büyümesi bizi çok mutlu ediyor. Programda kurumlarda kalan çocukları sevgiyle kucaklayan Oya Kayacı'yı anlatan belgesel izlenip yad edildi. Program sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Toplumsal Gelişim Bakanlığı arasında sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.